Şey vardı ya, burgu var ya, aslında hiç onunla zorlamasan. Burguyla del, şey yapıyor. taş koyacaksın yanlarına. O zaman daha sağlam tutuyor. Hiç kendini yormadan. Yandan. Tamam. Kızım. Nerede oluş? Hı? Hadi. Burgu şeyde mi abla? Bir onun adı ne? Depoda, dur açmam gerek.
Kirazlar oldu mu da sattınız? Ha nerede? Kemalpaşa tarafı mı? Yok şu köyde. Şurada ileride. Fazla köydeymiş. Hangi köy? Çamlıbel. Çamlıbel'de oldu yani. Birinci iki kat bitti. Yani iki nes bitiyor. Bizim köy av çukurda kadar sıcak geliyor. Hmm, yazın sıcak mı oluyor sizinki? Sıcak köyün sıcak oluyor da bizim orası sıcak olmuyor. Köyün oluyor sıcak. Şimdi insanlar şey oldu. Bu bir de pandemi çıktı ya herkes araziye dağıldı. Ha. Araziye dağılınca herkes yerinin içinde şimdi. Köy diyarlar boş. Millet evini boşalttı yani. Orada yerim geniş, orada duruyor. Ev yaptım, biraz kiraz diktim. Zeytin, her şey var aklına gelebilir. Doyuruyor insanı toprak. Fazlasından. Alamya dedi, Alamya nasıl bir yer biliyor musun? Böyle İzmir gibi yer duruyor olacak abi. Hiçbir ihtiyacın olmayacak. Böyle sadece hazır alıp yiyeceksin. Öyle yani. Alankıyı'da. Benim vardı yerim. Hiçbir gelir getirmiyor. Bu aile masraf. Benim aradığım gelir getirecek. Gelir getirmiyor. Toprak hiç benim için sorun şey yoktur yani. Ben yanımda zeytinlik olsun, şey olsun. Daha uzak memlekette olsun. Yanına gider ama gelir getirecek. Gelir getirmiyor şeye bakmam ben. Kemalpaşa tarafından gelirken Saadet Market. Her şey var. Saadet Hanım. Merhaba. Her şey var. Dondurmasından. Yani şöyle normalde göstereyim teker raflara. Bayi. Ha teker bayi misiniz? Tabii teker bayi. Ama her türlü hizmetimiz oy var. Aman. No. Küçücük bir yerde her şey var. Bakliyat da var mı? Onun da var. Tabii onunla şey yapıyoruz. Şey bile var, züccaciye bile var. Böyle. Bardak, çanak, kuru yemiş. Allah Allah. Minicik bir dükkanı ne güzel değerlendirmesi. Burada donmuş tavuk ürünlerimiz, teker bayi. Evet, işte böyle alışveriş yani acil durumumuz olduğunda falan biz hemen buraya geliyoruz. Kredi kartı geçiyor. Elektrik, ya, su, telefon, fatura da ödeyebiliyor insanlar. Evet. Yani işte köyde hakikaten çok güzel. Aynı zamanda ev sizin yukarıda. Vallahi helal olsun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ben alacağım herhalde işareti sen tutunca değil mi? Sen alacaksın. Açayım ucunu. Dur şunu da açayım da. Silikonla mısınız? Bu çok sağlam oldu. Hadi bakalım. Şimdi şöyle çit kenarlarına falan kavun karpuz ekeceğim. Bir de şuraya. Dün akşam temizlemiştim ya, çapaladım. Bol da gübre vardı. Şimdi bir tırmıklarsam bu iş hallolur.
Bir kere daha çapalayalım dedim ama bunun da ayakları ot dolu. Tabii dün o kadar yeri yaptık. Bu otları da aynı zamanda toplamış oluyor. Şimdi bu otlar ne olacak? Kompost çukuruna el arabasını yanaştıracağım. Bugün bura bu kadar sıcağı hissettiriyorsa vallahi ben İzmir'i falan düşünemiyorum. Bugün günlerden pazar. Kalın dallar sarılınca alttaki inceleri de kalıp haline getiriyor. İnceleri buradan çözmek kolay. Onun için önce yerlerde dal parçalarını falan topluyoruz. Peki otlar böyle köşeler atsan olmaz mı? Ne yapacağım? Nereye mi atacağım? Şey, orada çukur yapmıştım ben. Ha? Onun içine biriktiriyorum. Geçen sene hani yaprakları, dalları yığmıştım ya, bir toprak olmuş. Komşumdan da onun dalgıcı var. Suyu o verdi. Şimdi burayı böyle bu ocak yaptım etrafında. Suyu bu ocağım doğsun, iyice toprak ömsün. Damlamayı bu tarafa doğru kaydıramadık çünkü çok yukarıda oluyor. Aslında komşum dedi bizim suyu kullanabilirsin ihtiyaç olduğunda. Onun için bu tarafı sularken onu kullanacağım. Bu hafta sonu iyi çalıştık. Ama bahçeyi de yani büyük oranda ekim dikimi bitirdik. Bir tek fasulye barbunya ekimi kaldı ki onu 2 hafta sonra yapacağız. Onu da ekmesi öyle çok zor bir şey değil. Asıl fideleri ekmek. Emek isteyen iş. Mevsimin bir özelliği de şu, dikiminizi yaparsınız, tamam dersin artık yerim yok. Sonra komşun getirir bir şeyler verir ve haydi yeniden. İşte şimdi olan bu. Nurcan kabak verdi. Domates de getirdi. Domatesleri de dedi aralara dik. Yani demem o ki bahçede iş bitmez.
işi gücü bitirdik. Günü böyle tamamladık. Artık dinlenmeye geçtik. Ve dinlenme sırasında da bir yürüyüş yapalım dedik köy içinde. Güzel manzaralar görürsem çekerim. Ama şimdilik hoşça kalın. Bal kızı da alayım. Oh, kavun karpuzlar suya doydu. Dur bakalım. Tam gün batarken şöyle bir köy manzarası. Bak bal kız da seyrediyor. Güzel değil mi kızım? Oğluş bıraktı gitti bize. Kırlangıçlara bak. Nasıl pike yapıyor. Gel kızım. Hop dur. Tamam. Bura niye böyle çamur oluyor hayret ha? Geçilmiyor diyordun değil mi? İşte burayı traktör mü ezmiş, ne yapmış? Emmiyor demek ki yağan yağmuru. Çok güzel. Gel, 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 gel böyle.